Merhabalar. Merhaba. Hocam. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler bizde. Bizler de şimdi birkaç gündür tercih yayını yapıyoruz. Çok fazla Evet. merak edilen meslekleri konuk olarak alıyoruz. Evet. Yani gelmen de çok iyi oldu. Çünkü çok böyle birkaç kişi çok ilginç sorular da sordu. Hakikaten. Ben de Öyle merak ettiklerimi, evet, soracağım arkadaşlar. Arkadaşlarım merak ettiklerini. Öncelikle Şimdi kendimi burada tanıtayım mı? evet, kendini tanıtırsan çok iyi olur. Herkese merhabalar. Ben veteriner hekim Safiye Karasayar. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezunum. Bu yıl mezun oldum Haziran ayında. Yeniyim yani arkadaşlar. Ha, süper. Tam aradığımız, evet, soruları tam soracağımız kişiyi Evet. bulmuşuz diyebilirim. Ben takip ediyorum TikTok'tan. Hakikaten böyle mesleğin sadece böyle çok sevilen ve güzel, hayvanları severim yanı yok. Bir de başka bir tarafı da var. Onu da gösteriyorsun yani. Evet. Öyle paylaşımlarda. Evet, genellikle eksik olan yani insanların sadece veteriner hekimleri şey olarak görüyorlar. Ön yargıyla yaklaşıyorlar. Çünkü ben bu arka yüzünü de göstermek istedim. Çünkü insanlar çoğu zaman işte yok tedavidir vesaire ama esas bağın hayvanlarla olan bağı görmelerini çok istediğim için bu hesabı açtım. Hem de biraz kendimi de tanıtmak istedim açıkçası. İyi olmuş. Ben o zaman yavaş yavaş soruları sorarak başlıyorum. Arkadaşlar, Tabii. chatte de sorularınız varsa sorun mutlaka. Sorun. Ben bir yandan da gözüm chatte. Ama ben böyle hem Instagram'dan topladım hem diğer yerden topladım. Bazı sorular var. Onları sorayım. En çok sorulandan başlayayım. Mezun olunca kendi kliniğimizi direkt açabiliyor muyuz diye soruyorlar. Buna ne dersin diye. Mezun olunca kesinlikle direkt kendi kliniğinizi açabiliyorsunuz. Tabii bu kendinizi ne kadar yeterli gördüğünüze bağlı. Mesela ben hemen kendi kliniğimi açar mıyım bana sorarsanız ben hemen açmam. Çünkü 2 yıllık bir özel klinikte bir çalışıp başka birisinin özel kliniğinde çalışıp işleyişi öğrenip ondan sonrasında bir çalışma temposuna girmek isterim. Tabii ki de direkt klinik açabiliyorsunuz. Onların yanına bir sıkıntınız olmuyor. Peki bununla ilgili bir doluluk oranı var mı diye soruyor. Yani şöyle bir şey soruyorlar. Yani bu bir süre sonra, mesela bu şu an girdiklerinden de 4 yıl okuyorlar galiba, değil mi? Hazırlık 5 yıl. Yani 5 yıl okuduktan sonra, 5 yılın sonunda Türkiye'deki veteriner sayısındaki bir artıştan dolayı artık kendi kliniğini açamaz bir durumda veya bunun artık bir anlamı olamaz bir duruma gelir mi diye soruyorlar. Yani mesleğin 5 yıl sonraki sürecini soruyorlar. Yani ne dersin diye bu soruyu Şimdi sormuşlar. şöyle bir şey var. Bu meslek veteriner hekimlik mesleği sadece kedi köpek üzerine değil. Büyükbaş hayvan, süt ürünleri, ondan sonra kurumsal meslekler yani Migros gibi bir büyük kurumsal bir meslekte et ve süt ürünleri bölümünde bir veteriner hekim kullanıyor. Yani ihtiyaç duyuluyor ve veteriner hekim olmadan o bölümü açamaz. Veya bir tavukçuluk işletmesinde bir Banvit gibi bu tarz işletmelerin her fabrikasında mutlaka en az 5 veteriner hekim bulunur. Yani bu sektörde hiçbir zaman azalmıyor yani veteriner hekime ihtiyaç azalmaz. Çünkü sektör çok geniş. Ayrıyeten kedi köpeklere de yoğunluk yani kedi köpekler bakımı da arttığı için insanlar artık kedi köpek beslemeyi de arttırdığı için veteriner kliniklerden ziyade artık hastaneler oluşmaya başlıyor ve hastanelerde de en az 5 tane veteriner hekim gerekiyor. Ve yıllık bütün Türkiye'de yaklaşık 2000 tane her yıl veteriner hekim mezun oluyor. Zaten KPSS de var işin içinde. Sadece özel sektörde yok. Şimdi yıllık 2000 kişiden bahsediyoruz. 5 yıl sonra bu 10 bin kişiye yükselecek. Eğer bu 10 bin kişinin de zaten çoğu bir şekilde o açığı kapatır ve bu pasta hiçbir şekilde daralmaz. Merak etmeyin. Bir şekilde o iş alanağını bulacağınıza inanıyorum. Bu şu an trend meslekler arasında veterinerlik ve Evet. her sene öne doğru gidiyor. Bu sene daha da öne gidecek gibi görünüyor. Bence o Evet. trend devam edecek gibi görünüyor. Kesinlikle. Şeyi sorayım. Bir tanesi Instagram'dan sormuş. O biraz konu geldi. Diyor ki hayvanlardan korkuyorum ben, yapabilir miyim diye soruyor. Ne dersin? Hayvanlar şöyle bir şey. Ben bölüme ilk başlarda köpeklerden korkarak başladım. Hayvanlardan korkabilirsiniz. Bunlar çok normal. Ama şöyle bir şey var. Biz mesela şu an fakülteye gittiğinizde hayvanları nasıl zaptırap altına yani nasıl etkisiz hale getirip nasıl muayene edeceğinizi bize öğretiyorlar. Yani bu korkuyu direkt aşıyorsunuz zaten. Hayvanları nasıl etkisiz hale getirip tutabileceğinizi öğrendikten sonra. Yani mutlaka korktuğumuz hayvanlar var yani. Evet, yani ben olayın hakikaten bir skalası çok geniş yani. Evet Bir sürü mesela hayvan var. Yani birinden korkmasan öteki var yani hakikaten. evet mesela şöyle bir örnek vereyim. Hastanede çalışırken bir aslan geldi. Çünkü yavru demeyeyim de
bir yaşında olan bir aslan geldi. Ha. Büyük bayağı bir. Mesela onun gerekli bir zaptırabını aldıktan sonra rahatça muayenemizi ettik. Aslan da Sıkıntımız yok. gösteriyorlar yani nasıl saptırıp altına. Tabii. Evet, Onu tamam. zaten görevliler oluyor. Biz olmuyoruz. Onlar mutlaka yanında görevliler oluyor. Hayvanat bahçesi görevlileri. Aha. O şekilde. Şeyi de sormuşlar. KPSS'yi de sormuşlar. Yani KPSS'de atanma oranı nedir? Hani burada özel bir yerden mi gitmeli yani kendimiz klinik açma veya bir klinikte çalışmak mı KPSS'den mi gitmeli? Bunun atanması ne kadar diye de sormuşlar yani gelecek anlamında. Onu da Onu bir aslında siz sormuşlar. mesela girenler genellikle mesela fakülteye girdiğinizde ayırt ediyorsunuz. KPSS'den yürüyeceğim diyorsun bazıları. Bazıları özel klinikten yürüyeceğim. İşte özel sektörde gideceğim diye. Bunları ayırt edebiliyorlar. Bunu da zaten kendileri de fakülteye girdiklerini görecekler. KPSS bakımından şöyle bir şey var. 74'ten atanabiliyorsunuz. 74'te başlıyor atamalar ama Aslında ilk iyi olarak. yani. Fena değil galiba. Ama Türkiye hastane standartlarında. doğu bölümlerine Ha. atanıyorsunuz. Tabii o zaman oralara atanıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. İyi bir yere atanmak istiyorsanız haritada yerimi kendim seçeceğim diyorsanız bir 87 puan almanız gerekiyor. 82-83'te de güzel bir yere gidersiniz. Çok rahat. Başka şey demişiz. Sadece kedilere baksak olmaz mı veterinerlikte? Kedilere baksak olur mu? Ya, yanında bir köpek de ister. Sadece kedi olur. Aynen. En azından kedi köpek ister. Evet. Evet genel anlamda şey demiş. Bu mesleğin zorlukları ne demiş yani veya yaşadığın zorluklar neler oldu diye sormuşlar sana. Nedir yani buraya böyle bir yani kedi köpek de seviyorum gibi girebiliyor sonra durumlar değişebiliyor. Kesin bir arkadaşlarında vardır durumları değişen. Evet Anladım. tabii Yani canım. mutlaka vardır diye düşünüyorum. O yüzden bu zorluklarını sormuşlar. Ya, özel sektör birazcık yıpratıyor her meslekte olduğu gibi. Şimdi şöyle, bir de şöyle mesleğin arka yüzü şöyle bir şey var. Bu hayvanların şimdi barınak hayvanları veya sokak hayvanlarına ayrıyeten inisiyatif gösteriyoruz biz veteriner hekimler olarak. Çünkü onların bir sahibi yok. Sahipsiz hayvanlar konusunda çok zorlanıyoruz biz veteriner hekimler olarak. Ayrıca sahipli hayvanların da sahipleri internetten ve Google'dan bilgilerle bize mesela geliyorlar. Çünkü veteriner hekimlerin ne kadar donanımlı olduğunun farkında değiller. Korkuyorlar. Küçük bir can ondan da korkuyorlar. Ve hayvan sahiplerinin tutumu biraz bizi zorluyor. Ayrıca hayvanların şey durumu da var. Çok çok hırçın olma durumları da var. Onlar hem hayvan sahibi hem de bizi de yıpratıyor ama o bir şekilde aşılıyor. Ondan yana bir sıkıntı olmuyor. Başka eksileri ne diyebilirim? Şimdi biraz daha düşüneyim. Eksi olarak çok bir şey gelmiyor aklıma ya. Daha Daha çok fazla, olmuyor. daha sektöre tam atılmadığım için. Diğer veteriner hekimlerin tutumu da biraz sizi etkiliyor bazen. Bu şekilde diyebilirim. Başka şey sormuşlar. Staj süreci nasıl gidiyor diye sormuşlar. Staj süreci nasıl Çok rahat yapılıyor? geçiyor. Aşırı rahat geçiyor. Eğer fakültede yapabiliyorlarsa o da çok rahat geçiyor. Özel klinikte de. Zaten özel klinikler stajyer öğrenciye bayılır. Çünkü hem ücretsiz oluyor hem de onlar kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Meslektaş olarak gördükleri için. Stajyer çok Staj. rahat geçiyor ve bulurlar. Çok kolay bir şekilde staj yeri bulurlar. Birçok Sıkıntı olmuyor. bölümde çünkü şey bir sorun yani özellikle endüstriyel bölümlerde staj bulmak ciddi bir problem oluyor. Bunda öyle bir konu yok diyorsun. Yok. İsterseniz zaten fakülte bile ayarlıyor. Ben fakültede stajımı yaptım yani. Çok rahat bir şekilde fakültede yaptım. Sıkıntı olmadı o yüzden. Staj çok rahat. Şeyi sormuşlar. Yeni mezunlar hemen iş bulabiliyor mu? Yani bitirir bitirmez bir işe girebiliyorlar mı? İş bulabiliyorlar mı? Bir yerde çalışmaya başlayıp para kazanabiliyorlar mı? Bunu sormuşlar özellikle. Özel sektörde bulabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Yani bir özel kliniğe gidip bulabilirsiniz. Ama şimdi şöyle bir şey var. 9.200 lira gibi bir en az bir maaş almanız gerekiyor. Ama özel sektörde yani o maaşı size tam olarak vermiyorlar. Bu Bunu devletin belirlediği sınır evet. mı? Dokuz. Bu 9.200 en az alması gerekiyor veteriner hekimlerin. Bir devlet Ha. mesela bana bir sigorta yapılsa benim en az 9.200 lira almam gerekiyor. Bunun aşağısına inmemesi gerekiyor ama insanlar bunu yazıyorlar. Daha düşük maaş verebiliyorlar. Yani bu gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Ben mesela mezun oldum. Ben hocalarım benimle irtibatta. Bana hocalarım geliyor. Diyorlar ki şöyle şöyle bir klinik veteriner hekim arıyorlarmış. Bizi aradılar. Seni tavsiye etmek istiyoruz diye. Mesela hocalarımız beni arıyor. Yani klinik arayan klinikte ama klinikte veteriner hekim arayan çok fazla var. Yani o yüzden iş bulmak isterseniz tabii. Ben şu anda
İşe girmek istemiyorum çünkü biraz bir derslerin yoğunluğundan sonra bir tatil yapmak istiyorum. Kendime bir zaman ayırmak istiyorum. Ondan sonrasında hem önümüzde bir KPSS var. Ona da gireceğim. Ardından üniversitede yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Yüksek lisanstan sonra neler yaparım daha belli değil. Çok fazla şey yapmak istiyorum kısa bir zamanda. Şeydi söyleyeyim. Aslında maaşlardan biraz bahsettin ama uzun vadede bir insanın rahatlıkla geçinebileceği, bir mutlu olabileceği maaş anlamında bir meslek midir diye de soranlar çok fazla var. Eğer özel kliniğinizi açarsanız paraya para demezsiniz. Bunu demek istiyorum çünkü net bir cevaptır yani. Çünkü özel klinik açarsanız tamamen esnaf, hem esnaf işindesiniz hem sağlık işindesiniz. İkisini bir arada yürütmek zorundasınız. Özel klinik bakımından da çok rahat bir şekilde geçinirsiniz. Daha da üste çıkarsınız. Yani ciddi paralar dönüyor. Eğer özel klinik açarsanız. Eğer normal derseniz tabii ki de bir insan çok rahat bir şekilde geçimini sağlar. Sıkıntı olmaz. Bir de benim bildiğim kadarıyla bazı üniversitelerde hayvan hastaneleri var. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin var. Evet. Erciyes'in de var değil mi? Evet, Erciyes'in de Ankara'da da var. var. Aydın'da da var. Konya'da da var. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde de var. Sivas'ta da var diye biliyorum. Şu an güncel olarak bildiklerim bunlar. Diğerleri birkaç tane daha var da genellikle bilindik üniversitelerinkini biliyorum. Peki bu hayvan hastanesi olan yerlere gitmek daha mı mantıklı oluyor? Yani bunu da sormuşlar. Bu hastaneleri alınma şöyle bir şey. Tarım Ormandan yapılıyor. Tarım Orman Bakanlığı hastanelerdeki görevlileri seçiyor. Fakat veteriner hekimleri seçiyor. Fakat ayrıyeten bir de şey profesör kadrosu var. Dahiliye var mesela, cerrahi var, doğum jinekoloji var. Ayrılıyor hastane. Dahiliye bölümünde 5 tane profesör hoca var. Her güne bir hoca zaten görevli oluyor. Nöbetçi oluyor. Eğer bu kadroda yer almak isteyebilirsiniz. Doktora olarak, doktora 4 yıl Üniversite yapabilirsiniz. öğrencileri oralarda bu şey bağ kurabiliyor mu? Hayvan hastanesi de. Evet, üniversite öğrencileri de bağ kurabilir. Ama dediğim gibi eğer mesela yüksek lisans yapmak istersen doktora yaparsın. Eğer kadro açılırsa üniversitede kalırsın. Ardından farklı olarak ne diyebilirim? Tarım ormandan ataması yapılıyor. Yani istersen mezun olduktan sonra fakülte hastanesinde de çalışabilirsin. Ama işte o kontenjana bakıyor. Biraz zor ama kontenjanla yapabilirler. Barınaklarda da çalışabilirler. Barınaklarda da veteriner hekimler var çünkü. O da tarım ormandan diye biliyorum. Bana gelen sorular bunlardı. Yani başka hani eklemek istediğim bir şey var mı diye sorayım. Çünkü çok soruluyor. Ben hani bu şeyi de kaydı da belki alıp şeyi de YouTube'a da atabilirim şey kısmında, bu Evet. kısmı. Çünkü fazlasıyla soru geliyor. Bana bunlar geldi en azından. İlk başta bunlar geldi. Zaten en çok da bunlar soruluyordu. Başka böyle çok dikkatini çeken sorulan yorumlarda bir şey varsa onları da senden alabilirim. Bana aslında aşırı aşırı çok fazla sorular geliyor ama şu an aklıma hangileri gelsin konusunda. Ha. Şöyle bir soru var. Şöyle bir şey, sanırım ben sizi yanlış anlamışım. Üniversite hastanesi mi, hastanesi olan üniversite mi daha iyi yoksa hastanesi olmayan üniversite mi? Doğru mu? Evet, yani tercih ederken buna baksınlar mı diye sordum ben. Ha, tabii ki de baksınlar. Bu en önemli konu. Hastane mutlaka olmalı. Üniversite mutlaka hastane olmalı. Hastane olursa seçin. Zaten şöyle bir yazı yayınlandı. Kesinliğini bilmiyorum. Kesin olarak yayınlanmadı. Üniversite hastanesi olmayan veteriner fakültelerin kapatılacağı yönünde bir tebligat veya bir yazı duydum. Ama kesin değil. O yüzden bütün o diğer üniversitelerde hastane açma çabasına girebilirler. Bir de zaten şey yok herhalde. Özel üniversite yok. Yani neredeyse bir gibi şey de var. Kıbrıs'ta var özel üniversite. Evet, özel üniversite yok diye biliyorum ben de. Özel üniversitenin hiç olmadığı bölüm. O yüzden öyle bir zorunluluktan dolayı yok muhtemelen değil mi? Evet. Başka böyle yani bir sorulan sorular var mı veya demek istediğim ama en azından şeyi sorayım. Bu mesleği önerir misin diye de sorayım en azından klasik olarak. Ben şöyle bir şey, ben mesleği ilk mesela bazıları küçükten beri ben bu mesleği istiyorum. İşte mutlaka kazanacağım vesaire amacım bu diye yazmıştı ama ben öyle olmadı. Ben sınava girdim. Çıkan puanımla sıralamama baktım hangi meslekler var. Ben de veterinerliği seçtim. Dikkatimi çekti. Fakülteye gittiğimde ben aslında mesleği sevdim. Şöyle bir şey. Meslekte ben bu kadar geniş skalası olan bir meslek bilmiyordum. Yani veterinerliğin böyle bir meslek olduğunu bilmiyordum. Çünkü çok fazla yelpazesi var. Tıptan bir arkadaşımla
çok kolay terimde bir şekilde konuşabiliyorum. O yüzden sıkıntı olmuyor. Bir kan mezun olarak bir kan tablosunu, bir röntgeni, bir tomografiyi yorumlayabiliyorum. Ondan yana MR'ı yorumlayabiliyorum. Bundan yana sıkıntılarınız olmuyor. Bölüm çok zor. Bunu soran çok fazla oluyor. Bölümün zorluğu şu yönde, birçok hayvanın, birden fazla hayvanın, yani şu an ağırlık olarak at, kedi, köpek, sığır, küçük baş, büyük baş, işte şey olarak keçi, koyun olarak değişiyor. Bunları görüyoruz. Ayrıca bir de domuzu görüyoruz. Eğer bir de yurt dışıyla alakalıysa, okul akreditasyon da var. Onunla alakalıysa domuzu da görüyoruz. Bu hayvanların detaylı olarak anatomisini görüyorsunuz. Kemiklerine kadar, kaslarına kadar, sinirlerine kadar her şeyini ayrı ayrı görüyorsunuz. Mecbursunuz. Bunların detayına indiklerini ben hiç bilmiyordum. Tamamen ben düz, lise gibi sanıyordum tamamen. Aslında bence O yüzden o çok iyi. tıptan biraz daha zor gibi geldi bana ya. Ya tıpta en azından bir tane hayvan, o da insan var yani. Evet, o Evet. daha karışık geldi yani. Zaten benim şöyle bir şey, dürüst olacağım bu konuda. Benim her sınav öncesi mutlaka bir ağlama krizlerim oluyordu. O ağlama krizlerini geçiriyordum. Çok zorlandım ben. Aşırı zorlandım. Ama bir şekilde o kapasitenizi de görüyorsunuz artık bir süreden sonra. Yani bu aşamaları gördükçe çoğu şeyi atlıyorsunuz. Çok da rahatlıyorsunuz. En Sonrasında azından bir de bunu bilerek tercih yapsınlar yani, onu evet, söyleyebilirim. bunu bilerek tercih yapsınlar. Bir de özellikle çok fazla ezber isteyen bir bölüm. Hani yok ben sayısal diyeyim işte, yok ezber yapamam değil. Tamamıyla biyolojideki ezber nasılsa tamamen fakültede göreceğiniz ezberler de o şekilde olacak arkadaşlar. Daha da detaylı yeni bir dil öğreneceksiniz. Bunu da söyleyeyim size. O zaman biyolojisi iyi olanlar için aslında Evet. biraz daha ideal Evet. bir bölüm diyebiliriz yani burada. Başka var mı ekleyeceğin bir şey? Hani Bir de söyleyeceğin? yurt dışı olanaklarını da çok Ha fazla mesela görüyorum. evet. Bir de bir şey daha not aldım ben. Ha onu söyle sormuşum. Tamam. Bir de yurt dışı. Yurt dışı olanakları şöyle. Her fakültede şimdi şu anda Avrupa ülkeleriyle akreditasyon dediğimiz, yani diğer benim Avrupa ülkeleriyle derslerimin denkliği. Şu an Erciyes Üniversitesi'nde o denklik var. Avrupa ülkesindeki veteriner fakülteleriyle denklik var. Yani bu ne demek oluyor? Ben mezun olduktan sonra bir İngiltere'ye gittiğimde 3 yıl boyunca adamlar bana diyor ki işte 3 yıl boyunca bir de burada eğitim al, ondan sonra biz seni veteriner hekim olarak kabul edelim. Ben bir İngiltere'ye gittiğimde orada bana diyecekler ki seni 3 yıl bir eğitime tabi tutalım, ondan sonra veteriner hekim ol, gel bizim yani burada çalış. Zaten orada çok ciddi şekilde veteriner hekim arayışı var. Neden? Yurt dışında bir veteriner hekim olmadan önce en az 4 yıllık bir üniversite bitirmek zorundasın. Ondan sonra veteriner hekim fakültesine gidebiliyorsun. Böyle bir şey var. O yüzden insanlar çok fazla yurt dışında veteriner hekime ihtiyaç duyuyorlar. Ve onların zaten teknolojileri ve alanları daha da gelişmiş olduğu için otomatikman o 3 yıl zaten size çok şey katacak. Bu akreditasyon çok önemli. Ve her üniversitede yok. Bu 5 yılda bir değişiyor. Onu Yeni soracaktım evet. Yani. üniversiteye geliyorlar. Evet. Mesela Hangi şu an hangi üniversitelerde var? İstanbul'da var diye biliyorum. Ankara'nın 2 hala güncel mi emin değilim. Ondan sonra Bursa'da emin değilim. Ama İstanbul'la Ankara'da emin olabilirim. Bunu Peki işte bunlar akreditasyon olmayan üniversitelerden giderlerse o zaman olamıyorlar mı? olmuyor. Anladım. Olabilir. Peki bu akreditasyon da değişebilir mi? Mesela şu an olan bir yer 5 yıl sonra olmayabilir mi? Olmayabilir. Çünkü sürekli Anladım. bir teftiş yapılıyor. O Ha. disiplin sıkı tutuluyor. Yani gelip bakıyorlar, aa bunlar gösteriş için yapmışlar, bitmiş değil. Sürekli olarak 5 yılda bir sürekli olarak adamlar gelip kontrol ediyorlar. Ona göre senin akreditasyon devam ediyor mu etmiyor mu? Bu çok önemli onlar için. Zaten biz akreditasyon döneminde denk geldiğimiz için aşırı zorlandık. Nöbet durumları da oldu. Hastanede nöbet yapmak zorunda da kaldık. 12 saatlik haftada bir 12 saat nöbet yapmak zorunda da kaldık. Böyle ağırlıkları çok fazla oluyor. Akreditasyon sahibi bir fakülteye gidecekseniz daha da zorlanacağınız anlamına geliyor. Bunu da Şu an söylemek istiyorum. altta soran ama sayısal arkadaşlar. Veterinerlik sayısal. Aynı zamanda İstanbul, Ankara ve Erciyes'te de var şu an. Değil mi? Akreditasyon. Evet. Üçünde var yani bunların Yine içinde. güncel olarak baksınlar çünkü her fakültede sene olarak değişiyor. Bir de şey sorayım, böyle unutamadığım bir an var mı diye sorayım. Bir muayene ederken bir hayvanı bir şey yaşandı mı onu da sorayım en azından. Unutamadığım anlardan bir tanesi
Aslında birden fazla var ama hangisini Birden alsam? fazla da olur ya, sorun yok yani. Yani Konuşalım. bir kere şey oldu, bir tane sokak kedisi gelmişti. Kedinin durumu çok kötüydü. Yani biz şey bekliyoruz, neydi onun adı? Hayvanın ölmesini bekliyoruz yani. Çoğu hocalarımız da ölmesini bekliyor. Bir gece nöbetindeydik yine. Ama sürekli biz hepimiz sırayla arkadaşların nöbetleşi olarak bakıyoruz. Ardından hayvan bir daha da kötüye gitmeye başladı. Serumunu vesaire de taktık. Durumu kötüye gittikçe biz artık panik hali yaşıyoruz. Ve elimizde adrenalin hazır duruyor yani. Hayvanın kalbi durduğu anda adrenalini şey yapacağız. Sonrasında biz arkadaşlarla işte nöbetleşe bekliyoruz. Sonra işte hayvanın egzoz olmaya başladığını öğrendik. Hepimiz koşturuyoruz tabii. Bir de ilk heyecanımız. Çok da korkuyoruz. Hayvana bir şey olsun istemiyoruz. İşte sonrasında işte adrenalini vurduk. İşte bir şekilde hayatta tutmaya çalıştık ama maalesef öldü. Bir de bizim ilk ölüm deneyimimizdi o. Çok kötü olmuştuk. Aşırı kötü olmuştuk. Sonrasında işte hocalarımız bizi biraz telkin etti. Bizim hocalar da bizim bu kadar dağılacağımızı tahmin etmedi. Çünkü sürekli bir hafta boyunca hayvanla ilgilenmişiz. Sürekli olarak gitmişiz yanına. Hiçbir şekilde peşini bırakmak istememişiz. Ölmesin istiyorsunuz. O sektördesiniz. Bir de gözünüzün içine bakıyorlar. Çok canınız yanıyor yani. O bakışları fark edince otomatikman canınız çok kötü oluyor. Bir de şey vardı. Bilmiyorum, Boli'yi de anlatmıştım. Ben zaten profilimde de Boli'yi anlattım. Boli'nin de hikayesi çok acı ve çok derinden yaralıyor. Çünkü Boli ilk geldiğinde cins bir köpek. Çünkü şey Pomerian. Pomerian demişim, pardon, Terrier. Boli ilk geldi fakülteye. Tabii ben görmedim daha öncesinde. Arkadaşlar görmüştü. Fakülteye geldi. Kafeste duruyordu. Arka tarafta kafeslerimiz var. Kafeste duruyor. Kafese gittim. İşte ben genellikle oraları kontrol ederim. Hani sokak hayvanları genelde kafeste olur. İşte oraları kontrol ederiz arkadaşlarla vesaire. Baktığımda Boli orada sadece yatıyordu. Herhangi bir muayenesi yapılmış. Parvovirüs, yani kanlı ishal konuldu. Kanlı ishalinde %90'ı ölümle sonuçlanıyor. Yani hatta %90-80 diyeyim, %20'lik kısmı kurtuluyor. O da iyi bir bakım ve doğru düzgün bir beslemeyle kurtuluyor. Şeyden yine kimse ümitli değildi. Bu köpekten de, Boli'den de kimse ümitli değildi. Ben bir hafta boyunca Boli'yle bütün ilaçlarını, bütün bakımlarını yaptım. Hiçbir şekilde aksatmadım. Zaten hocalarımız da sürekli olarak o bölgeyi sürekli bakarlar. O barınak gelen hayvanlara falan vesaire. Onlara bakarlar. Ben de detaylı olarak sürekli gittiğim için hocalar sürekli gelip bana sorarlar. İşte Boli nasıl, iyi oldu mu? Herkes de artık hayvanın adını öğrendi. Gidip gelip seviyorlar. Güvenlik abiler falan da bayağı sevdiler Boli'yi. Ben ara sıra dışarıda çıkarıyordum. Çünkü çok fazla depresyona girsin istemiyordum. Sonrasında ben ona mama da aldım. Değişik kruvayakanin mama da almıştım. Çünkü artık bağırsaklarının iyice toparlanması için. Sonra yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Herkes çok mutlu oldu. Sonrasında tamamen iyileşti. Ama şöyle bir şey var. Sahiplendirilmesi gerekiyor. Yoksa barınağa gidecek. Barınakta da Tekrar çok aynı kötü hastalığı tekrar etme olabilir. ihtimali de var galiba, değil mi? Evet, tekrar etme ihtimali de var. Yani önümüzdeki 2 aylık süreç çok riskliydi. Benim bir şekilde bu hayvana bir yer bulmam lazım. Bir şekilde halletmem lazım. Nasıl kurtaracağız? Nasıl yapacağız? Ben sahiplendirme şeyi açtım işte. İlanı açtım. İlanı açtıktan sonra çok güzel geri dönüşler aldım. Birçok kişi yazdı işte, biz istiyoruz böyle işte gelsin. Ama şöyle bir şey var. Hastanenin kuralları da hayvanın tedavi masraflarını karşılamadan hayvanı teslim etmiyorlar. Çünkü belediyeye bağlı. Belediyeye bağlı olduğu için de Barınağa hayvanı gönderse nasıl olacak o zaman? Barınağa gönderse kim karşılayacak? belediye karşılıyor. Sokak Belediye. hayvanlarının bütün masraflarını belediye karşılar. Hayvanı da belediye teslim alıp barınağa koyar. Ama eğer bir vatandaş sahiplenmek isterse o hayvanın tedavi masraflarını karşılamak zorundadır. Onu karşılayacak kimseyi bulamıyorum. Çoğu kişi istiyor ama şehir dışında oluyor. Ulaşılamıyor vesaire. En sonunda hocalarla konuştum vesaire, ikna ettim hocaları. Hocalar dedi ki işte bu fakültenin köpeği olsun. Buna bir kulübe yapalım. Kulübede kalsın. İşte burada yaşasın. Biz çok mutlu olduk. Herkes çok mutlu. Çünkü Boli aşırı sevecen bir köpek. Çok çok sevdiriyordu kendine.
Sonrasında şöyle oldu. Bolin'in yaz tatili girecekti araya. O yüzden bu yaz tatili sürecince yine bir yer bulunması gerekiyordu. En sonunda bir sahiplendirecek birilerini bulduk. Sahiplendirdik. Ondan sonrasında sürekli fotoğraflar geliyor, videolar geliyor. Şu anda Boli çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Güzel, bir mutlu sonla biten bir hikaye o zaman. Evet. Bu seferki mutlu sonla bitti. Bir de ben kendi şeyimi de sorayım. Hazır bulmuşken. Benim bir Evet. kedim var, veterinere gittiği zaman çıldırıyor. Evet. Yani ama böyle yani öyle böyle değil yani çıldırması. Bunu nasıl durdurabiliriz? Yani veteriner hekim artık bir böyle çok ilginç bir ana denk gelmişti. Ağlamıştı kadın. Yani çok, o da bir operasyon geçirmişti galiba bir tane hayvan. O ölmüştü hayvan galiba. Onun ardından o gelince böyle o da böyle bir duygusal bir şey yaşadı. Ama çok hırçın bir şekilde atlıyor zıplıyor. Buna ne yapabiliriz? Ben artık yani biz artık götürmüyoruz. İlaçlarını alıp kendimiz vermeye çalışıyoruz ama hakikaten büyük bir problem oluyor bizim için. Evden çıktığı anda. Yani şöyle bir şey var. Bu bir travma olmuş artık ona veteriner klinikleri. Bu travmayı aşması da kedilerde özellikle köpeklerde bir şekilde aşılır ama kedilerde çok çok zor. Benim kedim de aynı şekilde kliniğe geldiğinde aşırı stres oluyor ve salyalanıyor benimki. Bildiğiniz salyaları akıyor köpek gibi ama kedi. Şöyle bir şey var. Eğer mesela oranın kokusu, görüntüsü tamamen değiştirirseniz olur. Yok, Tepkiler hayır, değişir. farklı farklı yerlere gidince de benzer bir durum oluyor. Yani işte birkaç farklı yerde de gidince. Aslında bence evden çıkınca galiba Evet. öyle bir hal oluyor. Evet. Güvenli alanından çıkınca kediler öyle oluyor. Mesela siz gidin, mesela klinikten birisi gelsin kendi güvenli alanına. Bir sıkıntı olmaz. Siz yaklaşın, bir sıkıntı olmaz. Ama o güvenli alandan çıktığı anda maalesef o hırçınlığı önleyemiyorum. Bunun bir yolu yok diyorsunuz. Yani bazı spreyler var ama onlar da çok Yok yani yani şey tabii. değil. Sıkıntılı yani. Hırçın O yani zaman yapacak bir şey yok. evet, onu yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bunlardı. Hani eklemek istediğim bir şey varsa. Bence çok iyi oldu. Soru soranlar da aşağılarda oldu yani. Ben ayrıca YouTube'a da atacağım bu videoyu. Şeyde de izlesinler. Hani çokça insan veterinerlik ile ilgili bilgi almak isteyenler. Ben çok Evet. bilgilendirici oldu. Yani teşekkür Evet. ediyorum katıldığın için. Başka ne söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa şey yapalım, dinleyelim. Şu anlık benim çok bir şeyim yok açıkçası. Ben de çok fazla yayın açan birisi değilim. Şu an bu üçüncü yayınım herhalde. Evet, ben geçen sefer işte gördüm geçerken. Bir de bakıyorum sürekli YKS ile ilgili. Bir de çok merak ediliyor. Burada çok fazla soran var. Düşünen de çok fazla insan var Evet. bunda. Yani hakikaten iyi de oldu. Bir de yani ilerleyen bir meslek. Muhtemelen bu sene daha da öne çekerek devam edecek gibi görünüyor. Evet. Yani birçok kişinin en azından Instagram'dan bana gelen soruları yanıtlattım diyebilirim. İyi, çok iyi, çok mutlu oldum ben de yardımcı Ben olabilirsin. Ne mutlu bana. teşekkür ederim. Arkadaşlar takipte edin aynı zamanda. Zaten içeriklerine baktığınız zaman sürekli düzenli olarak hakikaten o hayattan bir şeyler paylaşılıyor. Gayet de Evet. güzel yani. Evet, çok teşekkür O zaman ederim. çok Çok teşekkür ederim katıldığın için. rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek İyi üzere hocam. akşamlar, hoşça kal.